Şimdi bu konuda değerli çalışmaları olan Su Politikaları Derneği'nin yöneticisi Sayın Doktor Dursun Yıldız'ı ağırlıyoruz KRT Akşam Haberleri'nde. Dursun Bey, iyi akşamlar efendim, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar Sayın Arap. Şimdi efendim, bu raporunuzdan kısa bir alıntı yaptık. Oradaki bir tabiri ilk önce izah ederek başlayalım. Meteorolojik kuraklık ve hidrolojik kuraklık. Bunlar iki farklı kavramlar herhalde sizin uzmanlık dalınızda. Bu ikisinin farkını ilk önce anlatır mısınız bize? Şöyle, bizim uzmanlık alanımıza tabii yakın ama tam uzmanlık alanımız değil. Bununla ilgili olarak Zafer Bey, meteorolojistlerden, hidrolojistlerden, ilgili uzmanlardan aldığımız bilgilere göre bizim değerlendirmemiz şu. Meteorolojik kuraklık yağışların azalmasıyla ortaya çıkıyor ve bu yağışların azaldığı süre çok daha uzarsa sonuçta hidrolojik kuraklığa dönüyor. Barajlarda, göllerde, nehirlerde su mevcut su potansiyeli azalıyor. Peki şimdi hep söylenen bir şey var. İşte küresel ısınma mı yoksa suyu hesapsız kullanmamız mı? Kötü çarpık yapılaşma mı ya da hepsi mi? Bunların hangisinin katkısı Türkiye özelinde ve tabii en çok merak ettiğimiz İstanbul özelinde kuraklığa daha fazla katkıda bulunan faktör diyelim? Hemen sayalım. İstanbul, Türkiye genelinde tabii ki kuraklık etkili oluyor. Ama bunun yanı sıra kentlerden, kırlardan kente göç, kırsaldan kente göç çok önemli. Onun dışında su kaynaklarının kirlenmesi ve biraz önce sözünü ettiğim gibi iklim değişikliği su yönetimini gittikçe artan oranlarda baskılıyor Sayın Arapkirli. Şimdi İstanbul için, evet. İstanbul için bu özellikle nüfus artışı da gündemde. Tabii son dönemlerde İstanbul'a gelen göçmen sayısı, ama şunu şeyi katarsak tabii ki bu yine arttı. Yurt dışından gelen göçmenleri katarsak yine İstanbul önemli bir miktarda nüfusunun arttığı bir ilimiz olarak önümüze çıkıyor. Şimdi Sayın Yıldız, 90 yıllık ortalamanın gerisinde kaldık lafı insanı gerçekten ürkütüyor. Yani hani bizi dinleyenleri, izleyenleri de paniğe kaptırmak istemiyoruz ama 90 yıllık ortalamanın gerisinde kalmak herhalde yine bu ciddiyette önlemler almakla herhalde giderilebilir diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'i ağırladık. İzmir özelindeki su sıkıntısının hesapsız tarımdan ya da tarımdaki önceliklerin yanlış hesaplanmasından, yanlış kararlaştırılmasından da kaynaklandığını söyledi. Bu faktör de herhalde Türkiye çapında önemli bir etken olsa gerek. Ne dersiniz? Sayın Arapkirli, çok net. Bakın, bir kere su konusunda geçmişteki kadar rahat değiliz. İki, bu rahatsızlığımızı geçmişteki su yönetimi anlayışımızla gideremeyiz. Konseptler, kavramlar değişiyor. Bizim de su yönetimi ve su kullanımı anlayışımızın değişmesi lazım. Şimdi önümüzdeki dönemin büyük kentlerimiz için oldukça riskli olduğunu önce büyük kentlerin belediye başkanları, daha sonra da genel olarak Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Bu durum İstanbul için daha da riskli. Nedeni şu, biz Su Politikaları Derneği olarak 90 yıllık verileri aldık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Ortalama aylık toplam yağış verileri bunlar. Şöyle baktık, İstanbul'a 90 yılda gelen, düşen yağışın %45'i Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında düşmüş. Yani bu 4 ay, içinde bulunduğumuz bu 4 aylık periyot aslında İstanbul'a düşmesi gereken, uzun yıllar düşen yağışın yaklaşık yarısının düştüğü dönem. Bu bizi biraz tabii ki endişelendirdi. Sadece bizi değil, biz sadece değerlendirmeyi yapan bir kuruluşuz. Ben su politikaları uzmanı olarak ortaya çıkan durumda suyu nasıl en iyi yöneteceğimize dair bir takım açıklamalar yaparım, ama bunun dışında iklim bilimcilerden, meteorolojistlerden, meteoroloji mühendislerinden ve hidrolojistlerden görüşleri alıp bunları bir araya getirerek multidisipliner bir anlayışla sonuca varmaya çalışırız. İşte biz bunu yaptığımızda, ki bugün Sayın Adil Baş'la da görüştüm. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı. Kendisinin bugün bir açıklaması vardı basında okuduktan sonra. Sağ olsun
bizleri bilgilendirdi. Onlardan aldığımız bilgiler önümüzdeki dönemin su yönetimi açısından oldukça zor geçeceğini gösteriyor. Bizim ikazlarımız bu yönde. Tabii ki kimseyi paniğe sürüklemek veya bu konuda veriye dayalı, bilgiye dayalı analiz olmadan konuşmak hiçbir zaman istemeyiz. Bugüne kadar da yapmadık. Ama bundan sonrası için uzmanların, yani bizim uzmanlık alanımızın dışında olan ve bu konuda gerçekten otorite olan uzmanlarla kurduğumuz diyaloglar önümüzdeki dönem yağışların istenildiği kadar, beklenildiği kadar fazla olmayacağını gösteriyor. Bizim yaptığımız araştırmalar da, veriye dayalı analizler de bu zaten İstanbul'a düşen yağışların %45'inin 50'sinin düştüğü dönemi biz yavaş yavaş tamamlıyoruz, onu gösteriyor. Bu durumda alınması gereken önlemler var. Önlemler de öyle çok afaki şeyler değil. Öncelikle düşünceyi değiştirmekten başlayıp daha sonra bir takım kuramsal ve kurumsal yapıları revize etmek ve bunlar üzerinden çalışmalar yapmaya uzanan bir önlemler dizisi. Evet. Kısa, orta ve uzun vadeli bunları sınıflayabiliriz. Evet, şimdi acil ve gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Tabii ki insanları böyle işte 3 günlük suyumuz kalmış, barajlarda 5 haftalık su kalmış filan gibi bir şekilde paniğe de sevk etmek istemiyoruz ama sizin sık sık hem konuşmalarınızda, verdiğiniz konferanslarda ve yazılı yayınlarınızda vurguladığınız bir şey dikkatimi çekiyor, bir kavram. O da arz yönetimi. Yani burada yerel yönetimlerinde, işte devlet su işlerinin de arz yönetimini iyi planlaması ve suyu hani bizim halk tabiriyle daha idareli nasıl kullanırız, nasıl işleriz ve dağıtırız meselesini ele almak lazım. Şimdi İstanbul özelinde baktığımızda İstanbul'un su kaynakları, belirli kaynakları var ama şu Melen Barajı meselesi, hatırlıyorum bir günde burada stüdyoda konuğumuz olmuşsunuz, o meseleyi konuşmuştuk sizinle. O alanda neler yapılıyor, oradan daha hala önemli ya da öngörülebilir bir gelecekte medet ummamalı mıyız? Evet, şimdi bakın, sizin programınızda da konuşmuştuk, konuyu bilgiye dayalı tekrar analiz edersek Melen Barajı'nın bu sene tamamlanması ve su tutmaya başlaması gerekiyordu. Ama olmadı. Bir talihsizlik oldu. Büyük bir talihsizlik. Ve Melen Barajı'nda gövdede çatlaklar suyu tutamadı. Peki bu ne yaptı? Nasıl bir etki yaptı Sayın Arapgirli? İstanbul'un su temin planı tamamen değişti. Yani Melen Barajı İstanbul'a yaklaşık 25-30 yıl daha o bölgenin daha yağışlı olması nedeniyle hizmet edebilecek bir barajdı. Orada büyük bir miktarda depolama yapacaktı. Ama olmadı. Şimdi bu durumda su yönetiminin dinamik planlama anlayışıyla hemen yerine başka ve en az hasarla bu dönemi atlatacağımız bir takım çalışmaları yapması ve bir takım önerileri getirmesi gerekir. Onlar büyük bir ihtimalle İSKİ tarafından yapılıyordur diye düşünüyorum. Bazılarından da haberim var. Ama Melen Barajı'nın bitmemesi tabii önemli bir halkanın eksilmesine neden oldu. İstanbul su yönetimi riske girdi. Üzerine üstlük. İşte 90 yıllık verilere bakıldığında geçen dönemin, ki geçen dönemde İstanbul'da Marmara bölgesinde havza olarak kurak geçti. Önümüzdeki döneme doğru bu kuraklığın uzuyor olması, uzayabilme ihtimalinin yüksek olması uzmanlara göre, iklim bilimcilere göre, bizim konuştuğumuz hocalarımıza göre uzayabilme niteliğinde olması şu ana kadar elde edilen verilerin tabii ki bu alınması gereken önlemlerin bir an önce uygulamaya konulmasını gerektiriyor. Mesela bugün Adil Bey, konuştum kendisiyle, yani sembolik de olsa su kısıtlamalarına gidilmesi önerisinde bulunmuş. Tabii sadece alınması gereken önlem bu değil ama biz bu dönemi Sayın Arapgirli, bundan sonrası için ortaya çıkabilecek olan su yönetimi riskini ve tehlikelerini yönetme konusunda daha donanımlı hale gelerek avantaja çevirebiliriz. Kim donanımlı hale gelecek? Hem yerel yönetimlerimiz, hem merkezi yönetimlerimiz, hem su kullanıcılarımız, bütün bu ilişkiler, işbirliği ve koordinasyon bu dönemlerde çok öne çıkıyor. Evet, özellikle de vatandaşta bu konudaki farkındalık düzeyini yükseltmek herhalde hepimizin görevi diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum efendim? Gayet tabii, talep yönetiminin içerisinde iki ana kol var. Bakın, biraz önce sözünü ettiniz, yani arzın yeniden değerlendirilerek bunun talebe olan etkisinin yönetilmesi. Çünkü sürekli arz ederek, yani sürekli su sağlayarak su temininde stratejik bir hedef oluşturamazsınız Sayın Arapgirli. Bu artık mümkün değil bundan sonra.
Başka bir vizyona sahip olmanız lazım. İşte talep yönetimi de bunun esasını teşkil eden birkaç unsurdan oluşuyor. Yani orada en önemli şeylerden bir tanesi suyun talebini kısmak. Ama aynı zamanda sizin arz ettiğiniz suyun da en verimli şekilde kayıp kaçağa uğramadan, ki bu oran Türkiye genelinde %45. Evet, yani İstanbul'un da en büyük sorunlarından bu. Ben kendimi bildim bileli hep bundan söz edilir. Yani kayıp kaçağın olması, tesisatların tekrardan düzenlenmesi vesaire, çok boyutlu, çok başlıklı bir konu. Eminim sizinle daha sıkça konuşacağız bu konuyu önümüzdeki günlerde. Dileyelim susuz kalmadan bu konuda çare arayışında herkes bir, eline düşsün. Bir mesaj verelim isterseniz. Buyurun efendim. Efendim burada bakın yönetim dinamik planlama anlayışıyla hareket ederken su kullanıcıları da suyun yönetiminde kendileri de hem söz sahibi hem sorumluluk sahibi olduğu bilinciyle hareket etmeliler. Ama onun önünü de su yönetimleri açmalı. Yani su sadece su yöneticilerine bırakılmamalı, birlikte yönetilmeli. Böylece zaten kriz dönemleri daha rahat aşılabilir. Peki efendim.